Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine iki tane katmanlı bisikletimiz var. İnşallah güzel bir kıyaslama videosu çekeceğiz. Sol tarafında Ümit Folding 6.20, yeni adıyla 2036. Diğeri ise Decathlon'un yine aynı segmentte olan Tilt 120 modeli. Arkadaşlar, bisikletlerin sıfır fiyatları neredeyse birbirine yakın. İşte bunun sıfır fiyatı yeni zamlandı, 1800 lira. Ümit'in tavsiye ettiği satış fiyatı 1600 lira civarında ama genelde bayilerde 1800'e, 1700'e falan satılıyor iki bisikletin sıfırı. İkinci ellerde Tilt 120 biraz daha fazla tutulduğu için bir tık daha belki 100-150 TL daha pahalı. Ümit ise bir tık daha ucuz. Şimdi gelelim bisikletleri karşılaştırmaya. Elimden geldiğince de gerçekten adil olacağım. Şimdi öncelikle bisikletlerin kadrosundan başlayacağım. Ümit'in kadrosu alüminyum. Tilt'in kadrosu çelik. Bu nedenden ötürü Ümit maça 1-0 önde başlıyor. Çünkü alüminyum kadro her zaman daha hafif ve daha dayanıklıdır, daha uzun ömürlüdür. Bakın şöyle elime alıyorum. Arkasında bagaj olmasına rağmen Tilt 120'ye göre ciddi anlamda bir hafifliği söz konusu. Yanlış hatırlamıyorsam aralarında 1,5-2 kilo kadar bir fark vardı. Evet, şimdi gelelim ikinci olayımıza. Benim çok takıldığım bir olay şu olay. Şimdi bakın Ümit de gördüğünüz gibi yükseklik ayarlı gidonumuz var. Maalesef burada yok. Bu durumda Ümit ikinci golünü attı arkadaşlar ve 2-0 oldu. Üçüncü özellik yine şu özellik. Benim çok takıldığım ve çok sevdiğim bir özellik. Maalesef Tilt'te bu da yok. Onun haricinde geldim frenlere. Ümit'in frenleri alüminyum. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Güveni uyandırıyor. Maalesef Tilt'te yine teneke üstü plastik kaplama olduğu için burada da yine aynı şekilde Ümit daha kaliteli oldu. Vitese gidecek olursak Shimano'nun Revoshit 6 vites çevirmeli gördüğünüz gibi modeli. Burada ise Decathlon'un kendi markası olan bir vites. Arka aktarıcılar yine aynı şekilde Sunrace ve Shimano olduğu için burada yine Shimano dan dolayı benim oyum Ümit'e oldu. Evet, onun haricinde geldik pedallara. Ümit bisikletin katlanan pedallarını ben beğenmiyorum. Burada Tilt 120'nin pedalları kesinlikle ama kesinlikle çok daha başarılı. Benim hoşuma gidiyor. Bu nedenden dolayı pedal konusunda Tilt bence daha başarılı. Lastiklere gelecek olursak bunlar gördüğünüz gibi işte Bitwin'in kendi ürettirdiği Fason ürettirdiği muhtemelen lastikler. Bunlarsa Mitas. Doğru söylemek gerekirse ben Mitas'ın bu lastiğini daha çok seviyorum. Hem görüntü olarak hem yol tutuş olarak daha başarılı buluyorum. Jantlar keza yine öyle bakın. Çift jant. Tek jant. Yani burada Ümit yine kazanmış oluyor. Pabuçlarına baktığımda doğru söylemek gerekirse Decathlon'un pabuçları daha başarılı. Burada Tilt'in hanesine bir gol yazılıyor arkadaşlar. Yani Tilt'in pabuçları daha başarılı ve fren performansı yani aynı diyebiliriz yani pabuçları sayesinde. Yani kollardan kaybediyor ama pabuçlardan kazanıyor. Dediğim gibi arkada bagaj var. İşte bagaj yok. İşte bunun arkasında normal standart ışığı falan var. Normalde bunu da vermişler de o ışığı biliyorum kaybettim herhalde. Ben aslında bunun arkasında ufak bir aç kapa ışığı var. Onun haricinde geliyorum bakıyorum başka rublelere baktığımda Shimano'nun ikisi de aynı rubyesini kullanmış. Yani burada berabere kalıyorlar rubyeler konusunda ama dediğim gibi arka aktarıcı da Ümit daha başarılı çünkü Shimano Tourneo kullanmış orada. Gelelim katlama mekanizmalarına. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tilt'in katlama süresi daha uzun. Yani daha yavaş bir mekanizma ama bence daha güvenilir bir mekanizma olmuş. Burayı böyle açıyorum. Aşağıya düşürüyorum. Şurayı açıyorum. Yukarı kaldırıp katlama işlemim tamamlanıyor. Ve katlandıktan sonra şuradaki demir parça şuradaki deliğe girerek katlama işlemi tamamlanıyor. Bu özellik benim hoşuma gitti. Tamam belki bir mıknatıs yok. Ama gayet yeterli. Yani duruyor. Sonuçta bisiklet duruyor yani arkadaşlar. Önemli olan amacına uygun hizmet ediyor olması benim için. Yine aynı şekilde altta gördüğünüz gibi
ayna kol ve zincirimizin yere değmemesi için bir aparat var. Bu yine benim hoşuma giden bir özellik. Evet, şimdi geldik Ümit'e. Evet, Ümit de maalesef daha şık dursa da katlama mekanizmalarını hiç ben beğenmedim. Yani çok emanet duruyor. Sanki her an böyle elimde kalacakmış hissiyatı maalesef uyandırdı. Bu nedenden ötürü katlama mekanizması olayımızda tartışmasız bir şekilde yani gördüğünüz gibi çok değişik. Yani biraz ilkel diyeceğim. Tabiri bana hoş görün. Açık katıncı yüzünden kaldıysa bilmiyorum. Artı olarak katlandığında sabit tutacak herhangi bir şey yok. Ve yine aynı şekilde yere yaslanacak zincir yaslanmasın diye mecburen sele borusunu aşağıya kadar indireceğiz. Yoksa maalesef zincir dediğim gibi yere değecek, çamur olacak ya da zarar görecek. Yani daha hızlı ama daha güvensiz katlama mekanizması olarak manjetlik daha başarılı. Evet, burayı da kapattık. Tekrar şöyle eski haline getirelim. Ya şey var aslında, yani Ümit bisiklet kötü bisikletler aslında yapmıyor. Fakat Ümit'in bir an evvel bu artık bayilerdeki ustaların ciddi anlamda bir uyarması ve eğitim vermesi gerekiyor. Yani örnek vereyim. Bu bisikleti arkadaşımız almış, sözde usta toplamış ve teslimhane etmiş. Üstüne üstelik işte bakım kuponlarından her şeylerini imzalamış, kaşelemiş. Yani yetkili bir servismiş bu arada hani. Ama gelin görün ki bisiklet bana geldikten sonra ben 2 saat falan uğraştım. Tekrar birçok parçasını söktüm. Tekrardan taktım beğenmediğim için. Yani işte en basiti vites ayarı düzgün yapılmamıştı. Fren ayarı düzgün yapılmamıştı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ustanın aceveliğini anlatabilmek adına. Şu gidon ters takılmıştı arkadaşlar. Bildiğiniz usta şu yazılar. Bakın bilmiyorum görüyor musunuz? Dışarı geliyordu. Yani bununla en az 1 saat yakın uğraştım ben bugün. Çünkü elimde fazla aletim yoktu bugün. Alet çantam başka bir yerdeydi. Çıkarttım, sıfırdan yana anlayacağınız bisikleti kendim topladım. Şu an toplandı ama şu an bir sıkıntı yok çok şükür. Hatta şöyle söyleyeyim, ters taktığı için şuradaki vites kolu sol taraftaydı. Yani insan hiçbir şey bilmese en azından bunu bilir diye düşünüyorum hani. Buradan da ustanın kulaklığını çınlatmış olduk. Evet, şimdi gelelim son evreye. Cebimde örnek veriyorum, 1500 lira bir param olsaydı hangisini alırdım sorusunun cevabı. Yani çok böyle gelip giderdim. Çok böyle düşünürdüm. Ya işte acaba hangisini alsam vesaire alsam diye. Kendim alacak olsaydım tartışmasız Ümit'i alırdım. Ama ben bir mesela baba olarak söylediğimde, bir kız çocuğu babası olarak düşündüğümde ise bunu alırdım. Yani Tilt'i alırdım. Sebebi şu, Ümit bana güven vermedi katlama mekanizmaları vesaireleri. Hani başıma bir şey gelse ben çıkartıp hemen aletlerimi tamir edebilirim. Ya da onu daha önceden öngördüğüm için kazanın vesairenin önüne geçerim. Ama ufak çocuklar, genç kardeşlerimiz bunu maalesef yapamazlar. Farkına bile varamazlar. Yani o nedenlerin türü genç ve bisiklet tamirinden anlamayan kardeşlerimiz için tavsiyem Tilt 120 almaları aynı fiyat bandında. Ama derseniz ki benim elimden İngiliz anahtarı düşmez. Ajan takımım var. Ben bu işlerden anlarım diyorsanız da tavsiyem Ümit. Sebebi de belli işte. Kadronun alüminyum olması, hafif olması, artı Shimano parça kullanılması. Yani tekrardan güzelce bir toplayınca Ümit iyi bir bisiklet olmaya çalışıyor. Yani mesela ben yalan yok, bugün fırsat bulabilirsem gideceğim. Bu bisikletin mesela pabuçlarını değiştireceğim yani. Üzerine 10 TL'lik pabuç koymuşlar. Yani doğru düzgün bir pabuç koysalar biz mesela uğraşmayacaktık şu anda. Direkt binmeye başlayacaktık bu bisiklete. Ama dediğim gibi işte yani 3-5 kuruş fazla kazanacağız diye maalesef Ümit bu tarz şeylerde sınıfta kalıyor arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bunlar. Sizin bisikletlerle ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa hiç çekinmeyin. Sorun elimden geldiğince yardımcı olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler.